Merhaba arkadaşlar. Bu CoinMarketCap'te yeni giren projelere bakıyorum. Şu anda da ViralUp diye bir proje girmiş. Daha 11 kişinin izleme listesinde. Biraz beraber yorumlayalım istedim. Çünkü şeyi gördüm, o hoşuma gitti. Burada bizim Web2'deki ana problemlerimizden biri neydi? İzliyorsun, izliyorsun, bir sürü içeriği izleyip o markanın değerini artırıyorsun, o influencer'ın değerini artırıyorsun. Örneğin siz bu videoyu izleyip aslında benim YouTube kanalıma fayda sağlıyorsunuz ama bundan bir para elde edemiyorsunuz. Burada işte Web3'te işte share to earn, watch to earn çok çok kritik şeyler. Yani kaçınılmaz şeyler. Bunları zaten Trendyol falan hafif hafif şeyle yapmaya başladı ya, influencer'lara satışından pay veriyordu falan. Ama yine daha influencer tarafında kalıyordu iş. Artık yavaş yavaş bu tarafa da kayıyor. Bir okuyalım. Diyor ki, ViralUp is the first share to earn and watch to earn Web3 mobile application that combines DeFi and NFT into crypto social verse. Şimdi burada Metaverse'e de atıf yapıp social verse diye bir şey tanımlıyor. Hemen white paper'ına bakalım. Umarım çalışıyordur. Evet. Şimdi white paper'ını da how to earn, share to earn, watch to earn diye detaylandırmış. Diyor ki Viral diye bir coin'i var. Ben diyor, bunu diyor. Ecosystem Weavers iOS ve Android'e de çıkmışlar galiba. Güzel. Daha 500 indirmesi var. Belki ben bir indirip bakarım sonra. iOS'ta da varlar. Evet. Burada How to Earn'ı açmış. Burada izleme ve şeye göre kazanmalar. Bakın izlenme sayısı nasıl 0,25 çarpıyor. Dakikayı 1 ile çarpıyor. Diyor ki 1 dakika izlemeniz 4 kat daha fazla ödül aldırır. Şimdi bütün markalar yavaş yavaş buraya akacak. Yani bu projeyi de bu konsepte akacak. O yüzden konsepti anlamak önemli. Mesela diyor ki 100 bin izlenme aldığınızda bu viral token'ına dönüşecek sizin için. Burada bir sürü detaylı çalışmışlar. Share to Earn'de de Share to Earn'ün en büyük hedefi ne? İşte takipçi sayısı yüksek kişiler. Yani bu onunla ilgili bir detay daha var, ona geleceğim şimdi. Burada Share to Earn'ı detaylandırmış. Mesela you must have level 1 NFT diyor. Yani bunu cüzdanla mı bağlayacaklar bilmiyorum ama olabilecek şeylerden biri şu. Şimdi mesela YouTube ne yapıyor? 100 bin abonesi olana gümüş plaket yolluyor. 1 milyon da altın yolluyor galiba. Aslında bir tür kimliklendirme yapıyor. Bunu NFT'lerle yapacak bu platformlar. Yani o cüzdanınızı oturum açacaksınız ve orada bir NFT görünce sizi bir rütbe olarak konumlandıracak. Burada onu çalışmışlar muhtemelen. O da mantıklı bir şey. Bayağı detay çalışmışlar. Watch to earn dedi. Watch to earn. Her kullanıcı bir token kazanabilir diyor. Uygulamadan izledikçe muhtemelen oluyor. Tabii bu ilk 0 ve 1. seviye için, level 2. seviyeye geçmek için artık 1. seviyenin NFT'sini bulundurmanız gerekiyor. NFT'leri de bu şekilde muhtemelen ne yapıyorlar? NFT'leri satabiliyorsunuz tabii, birine aktarabiliyorsunuz seviyenizi. Tıpkı oyunlarda hani bu vardır ya, karakter satma hikayesi, onun gibi. How to get start, download diyor, indirin. Sonra profilinize girin, izleyin ve kazanın. Değişik bir şey. NFT Market. Bir de NFT Market oluşmuş. Şunlar 500 tane avatar var. Her NFT benzersiz ve Binance Smart Chain üzerinde bulunuyor. Real Public Legend 3 demiş. NFT Owners will receive weekly. Haftalık olarak NFT sahipleri ödülünü alacak transfer. Bu umarım akıllı kontrat üzerinden gerçekleştiriyordur. Yoksa böyle manuel olarak yapılıyorsa bir anlamı yok. Detaylı bir şey çalışmışlar ya. Burada hesaplamalar var. Yine bir sürü hesaplama koymuşlar. NFT wrapup.io var. Bakalım. Burayı daha yapmamışlar. Proje çok yeni. WordPress üstüne koyuyorlar. Demene.
Benim videoyu görünce de şaşırırlar görürlerse. Ha, bakın NFT Mind dediğimde hemen cüzdan geldi. İptal diyelim. Burada bağlıyor. Muhtemelen Binance Smart Chain üzerine çalışıyor bu. Viral Token kontrat adresi bu. Binance Smart Chain'e muhtemelen gideceğiz. Evet, gidebilirsek. Evet. Gördüğünüz gibi canlı canlı görüyoruz akışı. Şuna şu kadar, buna bu kadar aktarılmış. 138 sayfa zaten, bakın buradan başlamış. İlk başta Pancake Swap var. Pancake Swap'ı çok iyi bilmiyorum. Bu benim eksikliğim ama DEX'leri konusunda kendim geliştirmem lazım. Şu anda Viralab Token'ın akışını görüyoruz. Bir de burada Holders olayına bakabiliyor muyuz? 645. 645 kişi de var şu anda. Bunların hepsini kurgulamışlar mı bakalım. Takip edelim. Mart 2009'da hesabı açmışlar. Bence bir hesabı dönüştürdüler bunu yayınlamak için. 2009'dan beri hesap yoktu herhalde. Yoksa Mart 2009'da Bitcoin yeni çekmişti. 2 ay sonra herhalde bir arada yapmadılar. Dokümanslarına baktık. Discord'una bakalım. Discord'da kısmen toplamışlar. 4.000 kişi var. Ama Discord'da da bazen bot falan alabiliyorlar. Burada mesela benim dikkatimi çeken şeylerden biri de şuydu. Böyle yorulacağız. Bakalım. Watch Turn konsepti, işte mobil uygulaması burada. Yani arayüzü de güzel gibi gözüküyor. Pancake Swap'tan alabiliyorsunuz. Şurada benim dikkatimi çeken influencer partnerliğine girmişler. Önce onu göstereyim. Yani diyor ki bu kişiler bizim partnerimiz. Bunlarla anlaştık. Bu ne demek? Türkiye'de de bir sürü kişiyle anlaşabilirler yani. Şu anda görülen. Tabii burada kripto gem falan var. Yani buralarla partner olması ilginç bir hikaye. Çünkü bunlar o zaman yani Bitcoin'in reklamını yapmış oluyorlar. Hani influencer'ı anlarım çünkü influencer kazan kazan mantığında bir şey üretiyor takipçilerine de. Neyse, NFT Market'te bu gördüğünüz gibi bir koleksiyon yapmışlar. Burada da ekosistem diyor ki sürdürülebilir bir ekosistem projenin büyümesi için siz alıyorsunuz diyor. Aldığınızın %2'si uygulama ödülüne gidiyor. %2'si marketing bütçemize, %1'i NFT'lere gidiyor. Satarken de bunun %4'ü likidite havuzuna gidiyor. Reklamdan gelen paranın yarısı uygulama ödüllerine, yarısı likidite havuzuna gidiyor. Ve aynı şekilde satarken de %4'ü uygulama ödüllerine gidiyor. Burada öyle bir şey var. Buradan kontratı falan yazmamız lazım. Ama bunu inceleyebilirsiniz. İlginç bir uygulama. Şimdi ben uygulamayı da indirip bakacağım. Mobil tarafı yapmaları iyi. Telegramları ne durumda? Yani 10 bin kişi toplanmış. Birkaç projeyi daha inceleyeceğim böyle.